Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde Kasım ayına ait açıklanan Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %2 oranında azalarak 99,3 değerine geriledi. Ekonomik Güven Endeksindeki düşüş tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandığını söylemek isterim. TÜİK'in tarafından yapılan açıklamada Ekim ayında ihracatın %20,1 artış göstermesi, ithalatında da %12,8 artış kaydetmesinin ardından ihracatımız 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolar oldu. İthalatımız ise %22 artarak 215 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret dengesi ise geçen seneye göre %40 azalırken geçen senenin Ocak ile Ekim ayı dönemine göre %15,9'lukta azalış gösterdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Ekim ayında %93,5 seviyelerine çıkarken pazartesi iyi başlayan küresel borsalara paralel bir şekilde Borsa İstanbul 100 endeksinde de sert yükselişlerin kaydedilmesi Borsa İstanbul 100 endeksini günü %1,82'lik artış ile 1808 puan seviyesinden işlemi kapattığını gördük. İşlem hacmimiz ise 28,8 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşirken dolar Türk Lirası kurunda ise yükseliş eğiliminin sürdüğünü görüyorum. Kurdaki yükseliş beklentimi korumakla birlikte bu hafta gelecek olan önemli veriler sonrası yeni tarihi zirveleri görmemizde muhtemel görünüyor. Arkadaşlar dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi videonun sonuna bıraktığımı sizlere söylemek isterim. Bugün yurt içerisinde açıklanacak olan 2021 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin %7.5 açıklanması bekleniliyor. Öncü göstergelere baktığımızda parakende satışların sanayi üretimi ve imalat piyamayı gibi göstergeler büyümenin 3. çeyrekte de güçlü olacağını bizlere gösteriyor. Ancak büyümenin tabana yayılamaması piyasalar üzerinde pozitif etki etmesini engellerken koronavirüsün yeni varyantı olan omigron varyantının küresel piyasalarda belirsizlik ve endişe yaratmayı sürdürmesiyle borsadaki çöküşleri hızlandırıyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde dün de belirttiğim gibi 1834 seviyesi kırılmadıkça satış baskısı altında geçtiğimizi söyleyebilirim. Bugün küresel borsalara paralel satışların hız kazanacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Fed Başkanı Jeremy Powell'ın yaptığı açıklamalarda Omikron varyantının istihdam ve ekonomik faaliyet için aşağı yönlü risklerin oluşturduğunu belirtmesi, enflasyona yönelik de belirsizliğin hız kazandıracağını ifade ederken, Powell'ın virüse yönelik artan endişelerin insanların çalışma isteğini azaltacağını ve bunun da iş gücü piyasasındaki iyileşmeyi yavaşlatacağını, ve tedarik zinciri aksaklıklarının yoğunlaşacağını sözlerine eklerken dün dolar endeksindeki yatar bir eğilim görülmesi bugün kar satışlarını bizlere gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde ise kısa vadeli aşağı yönlü baskıların devam ettiği görülürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin %1,47 seviyesine geri çekildiğini Genel itibariyle de bu görüşüm değişmedi. Enflasyon tarafındaki endişelerin artması ve buna karşın Fed'in gaza basmasıyla dolar endeksindeki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş beklentimi koruyorum. Ancak kısa vadede bu kar satışlarını normal karşılarken dolar endeksinde dikkat edeceğimiz nokta ise aşağıda 94,48 seviyesi. Bu seviyenin üzerinde kısa vadedeki görünümü değişmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeye karşın altın fiyatlarındaki baskı da devam ediyor. Ons altında da görüşlerimi korurken her yükselişin satış fırsatı yarattığını sizlere tekrar tekrar vurguluyorum. Amerika Birleşik Devletleri borsaları dünü alıcılı bir seyirde tamamlarken bugün satış eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Fed Başkanı Jerome Powell Senato'da bankacılık komitesi önünde sunum gerçekleştirecek. Sunumda yeni varyantın ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmesini enflasyondaki belirsizliğin detaylarını anlatmasını, büyüme ve istihdam konularında bilgi vermesini bekliyorum. Tabil alım programının azaltılması ve ileriye dönük faiz artırımı konusunda açıklama yapıp yapmaması ise piyasalarda belirleyici olacak. Powell'ın bu konulara ilişkin herhangi bir söylemi piyasalarda volatiliteyi yükselteceğini düşünüyorum. Yine aynı toplantıda Hazine Bakanı Janet Yellen bir konuşma yapması beklenirken bugün ayrıca Fed üyelerinden Williams ve Clarida'nın da açıklamalarını yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri konut piyasasına ilişkin açıklanacak verilere baktığımızda konut fiyatlarının yıllık bazda %1,2 gelmesi beklenirken e, karmaşık konut fiyat endeksinin yıllık bazda %19,3 gerilemesi öngörülüyor. Chicago PMI verilerine baktığımızda ise 67,1 puan seviyesinde beklenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici güveni 110,8 puan geleceği öngörülüyor. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek yıl veya sonrasında bir süre daha faiz artırımına gitmesinin mümkün görülmediğini söylerken büyüme de hala aşağı yönlü risklerin olduğunu ve bu risklerin ortadan kalkmadan herhangi bir adım atılmaması gerektiğini altını çizdi. Fernandes'e göre enflasyon oranındaki yaşanılan yükselişin birkaç ay öngörüldüğünden daha güçlü ve daha ısrarcı olduğu görülmesine rağmen enflasyonun geçici olduğunu düşündüğünü söyledi. Ayrıca omikron varyantının ekonomik belirsizliği artırdığını sözlerine eklerken Almanya'da enflasyon beklentileri aşarak yıllık bazda %6 seviyesine çıktı. İspanya'da açıklanan enflasyon verisi de gıda ve Yakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle birlikte %5,6 seviyesine yükselerek 30 yılın zirvesine çıkmış durumda. Dün euro dolar paritesi yatay seyrederken bugün tepki arımlarının geldiğini görüyoruz. Paritedeki yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirmemiz gerekirken Euro Türk Lirası'nda da mevcut görünüm değişmezken ve kurdaki yükseliş beklentimi de tekrarlıyorum. Avrupa borsaları da pazartesi günü alıcılığı başlasa da bugün Omicron varyantının piyasalar üzerinde yarattığı belirsizlik ile tekrardan satış baskısının hakim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında dün yurt içerisinde ticaret dengesindeki açık kapanmaya devam ederken ekonomik güven endeksi de geriledi. Bugün ise üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün tüketici güven endeksi ile birlikte Başkan Jeremy Powell ve Janet Yellen'ın Senato'da yapacağı sunumu yakından takip ediyorum. Kurdaki hareket dolar endeksinden bağımsız olarak yukarı yönlü devam ederken 12,89 Türk lirası ile dün gün içi zirvenin test edildiğini gördük. 12,50 Türk lirası üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda yükselişlerinde bugün devam edeceğini düşünüyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 13 Türk lirası ve 13,33 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 12,60 ve 12,30 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Euro Türk Lirası tarafında ise dün Avrupa tüketici güveni gerilerken Almanya'da enflasyonla yükseliş devam etti. Bugün Avrupa genelinde enflasyon verisi açıklanacakken yurt içerisinde ise 3. çeyrek büyüme verisini yakından takip ediyorum. Genel olarak Türk Lirası'ndaki kırılganlığın devam etmesi paritedeki yatay seyriyle birlikte dün 14,53 seviyesindeki yükselişi test etti. 14,45 Türk Lirası seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 14,80 ve 15,20 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 14,45 ve 14 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. You should take it slow.